Arkadaşlar, Bilim Fen YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Edebiyat Öğretmeniniz Huriye İlmaz. Bugün içeceğimiz konu ne? Modern Türk tiyatrosu ve tiyatronun oluşu. Bir tiyatroya bir verelim bakalım tiyatroda ne var? Şimdi, batıl anlamda ilk tiyatro örnekleri Yunan edebiyatında görüyoruz. Tiyatro, Yunan tanrılarından Dionysos adlı adına yapılan dini türlerden olmuş. Tiyatronun ilk örnekleri trajedi, komedi çekilmedir. Tiyatronun kurallarını ilk olarak arkadaşlar Aristoteles veriyor. Poetik aslında belirtiyor. Dram türündeki ilk tiyatro türündeki tiyatroda ilk defa romantikler yatıyor. Tiyatronun ilk örnekleri mazumdur. Özellikle Aynakos ve Sofokles modern tiyatronun ortaya çıkarabilecek değişikleri yapmıştır. Tiyatro bölgeleri nelerdir arkadaşlar? Muhakkak tiyatro eseri yani oyun, olay, kişi, üslup, oyuncu, sahne ve seyirci. Sahne, sözcüğün yerine program ve verici sözcüklerini kullanabiliriz. Bunlar da kendi içinde ayrılıyor değil mi? Mesela trajedi, diğerisi tragedia. Aslında trajedinin şöyle bir şeysi var, kişi şarkısı anlamına geliyor. Yunan şeyinde çevirdiğimizde acılı konular işliyoruz. Şiddet, çarpışma, öldürme, yaralanma gibi kötü olaylar sahnede canlandırılmaz. Sadece duyulur. Şimdi arkadaşlar, trajedyada soylu insanlara hitap ediliyor. Yani üç tabakaya, üç tabakanın böyle şeyleri görmesi hoş karşılanmıyor. Yunan ve Latin edebiyatı tarihinden, mitolojiden alınan konular işleniyor. Ahlak, erdem ve kusursuzluk amaçlanır. Argo ve küfür sözcükler sıradan basit bir dil kullanılmaz çünkü soylulara hitap ettiği için, onlar da elit bir grup olduğu için gayet kusursuz bir edebi dil kullanmak zorundalar. Mazumdurlar, 5 bölümden 3'ü 3 birlik kuralına uygun. Peki hocam, 3 birlik kuralı nedir diyeceksiniz? Zaman, mekan ve olaydır. Yani bir olay aynı mekanda 24 saat içinde meydana gelir gibi. En acılı bölümleri diyaloglardır arkadaşlar. Koralar ise dans, şarkılar, trajediye renk katıp halsa temsil eder. Yine aynı şekilde temsilcilerine bak. Özellikle temsilcileri çok önemli bizde. Trajedi milattan önceki önemli klasik eserlerimizde Corneille, Racine, Fransız edebiyatının trajedideki en önemli eserlerinden biridir. Türk edebiyatındaki traje türündeki eserler Ekşper. Dir arkadaşlar. Ekber, Nesteren, Liberke, Abdülhamit Tarhan'ın yazdığı. İbrahim Köse, şöyle söyleyeyim, Kur'an Oflas olduğunu yazdı ne? 4. Murat, Deli İbrahim, Kösen Sultan, yine Ozan Esan'ın, Asena'nın, Rüren Sultan, Güngör Dinmen'in Kurban adlı eseri de yine trajediye en önemli örneklerden verilebilir. Gelelim komedi. Kendi resim komedi yani. Biliyorsunuz kişiler bu konu tartışmalar içerir. Amaç seyirciyi bildirmek, düşündürmektir. Mazum olarak yazılır. Sıradan basit bir ve kaba sayılabilecek sözcükler kullanılabilir. Vurma, öldürme, her türlü davranış sahnede gösterir. Çünkü arkadaşlar bu biraz topluma hitap ediyor. Soylu insan olmadığı için günlük hayatta ve toplumdan alındığı için bir kuralına uyulur. Kahramanlar halktan seçiliyor. Diyalog ve konu bölümleri vardır. Perde arkası verilmiyor. Biliyorsunuz neydi? Trajedide 5 perde vardı. Komedide böyle bir durum söz konusu değildi. Ele aldıkları konulara göre komedilerin değişik çeşitleri vardı. Bir karakter komedisi, iki töre, üç entika. Karakter komedisine arkadaşlar insan karakterinin kusurlu ve gülüş yönleri işlenir. Birbirlerinin moralerine örnek verebiliriz. Töre komedisindeki toplumdaki komik ve kusurlu yönler ele alınır. Özellikle gülüş yuvarlak bir ilk adam moral, yine müfettişin boğul. Yine bizim filiyatımızda da örnek verebiliriz. Şahin Evlenmesi, Şinasi'nin yazısı. Entrika komedisi adına vaudeville olarak da bilinir. Güldürmekten başka bir amaç güdülmez. İzleyicide merak ve şaşkınlık duygusu yağmurulur. Yalçıklar Kraliçesi'nin önemli sebebine de örnek verebiliriz. Sadece 17. yüzyılda yaşayan Fransız yazar Molière bu türün ustasıdır. Kentsel sona gelen komedi türünde eser veren bütün yazarları da aynı şekilde etkilemiştir. Şimdi gelelim dram. Dramda gülünç ve acılı olaylar gerçek yaşamdaki gibi beraber işlenir. Dram kurucusunun ve en başarılı sanatçısı Shakespeare. Victor Hugo'nun Cromwell adlı eseri dramın ön sözünde romantizm ilgileriyle biliyorsunuz açıklanmıştır. Trajedi ve komedi de olduğu gibi üç bölüm kuralına uyma zorunluluğu yok arkadaşlar. Mesela size bir ayrıntı veya farklılık sorarsa dramda üç bölüm kuralı yok. Kahramanlar, soylular ve krallar ve halktan seçilebilir. Yer
yaşamdaki vurma, yaralanma, çirkin olaylar sahnede gösterilebilir. Nazım ve nesil olarak yazılabilir. Olaylar tarihten ve günlük yaşamdan alınabilir. Özellikle arkadaşlar en önemli sanatçılara bakalım. Bir çekiştirici önde geliyor. Goethe, Schoenberg, Victor Hugo. Dram tüm en önemli sanatçılarındandır. Özellikle Namık Kemal'in Vatan Yolu Silistre, Zavallı Çocuk en önemli eserlerinden biridir. Şimdi gelelim modern Türk tiyatrosunun gelişimi. Arkadaşlar modern Türk tiyatrosu ne demek? Tanzimat'ın ilan edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Özellikle 1869'da Güllü Yakup olarak diyoruz. Şimdi Güllü Akop diyoruz ama Gedik Kışı tiyatrosunu kuruyor. Kavuklu Hamdi ise Tanzimat döneminde Tuvan tiyatrosunu kuruyor. Hatta bizim ilk tiyatromuzu bilmeniz lazım değil mi? Çin Asım'ın Şairi'nden 1860'dayız. İlk oynanan oyunumuz kim arkadaşlar? Namık Kemal'in yazdığı Vatan Yakup Silistre oluyor. Şimdi Ahmet Demir Paşa biliyorsunuz Molière'den çeviriler yapılıyor. Bu dönemde yine tiyatro ile ilgili özellikle modern Türk tiyatrosunun arkadaşlar Namık Kemal, direktör Ali Bey, Abdülhamit Tarhan, yine Servet Sinim ve Tanzimat ikinci döneminde ikinci Abdülhamit'in baskısı nedeniyle tiyatro gelişimi biraz yavaşlıyor biliyorsunuz. Toplum konulardan uzaklaşıyor, biraz bireyselliğe kaçıyor. Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Çerkez Özlemler adlı tiyatrosunu dediğimiz türüne göndermiştir arkadaşlar. Hatta Gedik Paşa tiyatrosu bu yüzden de kırılmıştır. 1908'den sonra Halit Yavuş Şarkı'nın Zeynep Şahabettin'in Hüseyin Yavru Tatil, Halit Baryoz Altı, Hüseyin, Suat gibi sanatçı tiyatro eserlerini yazmıştır. Şimdi arkadaşlar Tahsin Nahiyet, Tine Fecaat dönemine bakalım. Refik Halit Karayağ, Kadri Karaosmanlı yine tiyatro özelliklerinden biridir. Bu dönemde Afife Cale arkadaşlar bizim ilk Müslüman kadın oyuncu olarak sahneye çıkmışlardı. Ve Milli Edebiyat döneminde ilk resmi tiyatromuz Dar ve Dai yani Güzel Sanatlar Okulu'nda kurulmuştur. Milli Edebiyat döneminde tiyatroda arkadaşlar toplumdan bağımsız değil değil mi? Sosyolojide olduğu gibi Türkçülük ve toplumsal konular işlenmiştir. Milli Edebiyat döneminde birçok yazarımız tiyatro eseri yazmakla beraber İbn-i Nurettin'deki Ahmet Nuri 8.'ini müsahip zâli cenab sadece tiyatro yapmışlardır. Muhsin Ertuğrul biliyorsunuz Milli Edebiyat Cumhuriyet döneminde Türk tiyatrosunun gelişmesi için önemli çalışmalar da yapmıştı. Şimdi arkadaşlar çağdaş tiyatro İki kısımda şöyle şekilde geçimi sürdürmüştük. Bir absürt tiyatro yani sadece absürt nedir arkadaşlar? Zaten Türkçe'de kelime olmak saçma demek. Herhangi bir kuralı, kurgusu yok, kafana göre takılıyorsun. Saçma denince konular, mantıksız bağlantılar, alaycı bir usul, uyumsuz sahneler ön plana çıkıyor. Sadece sesler ve hareketler önlendiriliyor. Güngül Dilmen absürt tiyatro yazarlarından biridir. İkincisi epik yani destansız tiyatro. Arkadaşlar epik kahramansı da kahraman. Bertolt Brecht epik tiyatronun ustasıdır. Olayların ilk yüzünü söyleyerek entrikalarını meraklı hale gelmesi engellenir. Özellikle temsilcilerine baktığımızda Türk Edebiyatı'nın arkadaşlar Haldun Taner Keçan'ın Edirstan'ın ilk bizim epik tiyatromuzdur. Yabancılarda ne var? Bir bakalım. Arthur Adamoğlu'nun yaptığı Max Rich'in, Frederick Drummond'un epik tiyatro önemli yazarlarından diyebiliriz. Arkadaşlar, bugün tiyatronun gelişimi hakkında bilgi verdik.